Endüstri 5.0 dediğimiz zaman aslında neyi desteklemesini istiyoruz Endüstri 5.0'ın ihracatta? İstiyoruz ki bu Endüstri 5.0, ki birazdan bunun ne olduğunu ayrıntısına gireceğim. Şu an daha giriş safhasındayım. Bu Endüstri 5.0 bize müşteri doku analizi versin. Müşterimi tanıyayım. Çok önemli bilgidir bu. Sonra fizibilite, ihtiyaçlar, arz talep gereksinim dengeleri hakkında bana somut bilgiler sunsun. Artı geleceğe yönelik öngörüde bulunsun ve bu bağlamda ben yatırım çıkarımlarımı yapabileyim. Tabii ki e-ticaret, bireysel ticaret, kurumlar arası business ticaretleri buraya giriyor. Tabii Endüstri 5.0 bana bu dijitalleşmeyle beraber sanal ticaret heyetlerini nasıl oluşturabileceğim bu konuda bilgiler versin. Sanal fuarlar oluşturabileyim, katılabileyim. Sanal yurt dışı pazarlama imkanı bize sağlasın. Pazara giriş ve rekabetçiliği aynı şekilde desteklesin. Markalaşma, ambalaj ve tasarımda yenilikler oluştursun. Tedarik zincirini hızlı bir şekilde döndürsün. Lojistikle ilgili bize destek versin ve en önemli diğer bir önemli konu da tıpkı müşteri doku analizinde olduğu gibi satış sonrası destek ve memnuniyette de bize ne yapsın? Destek sunsun. Endüstri 5.0'ın bunları bu özellikleri desteklemesini istiyoruz. Aynı şekilde Endüstri 5.0 ihracatta neyi sağlamalı? Hepimizin beklentisi hız ve esnekliktir. Ne kadar hızlı, ne kadar esnek, o kadar iyi. Optimum doğru karar almayı sağlasın. Kaynak verimliliğini ve etkinliği sağlasın. Yeni hizmetlerle bize yeni değer fırsatları oluştursun. Olmayan değeri değer diye de satabilelim. Yeni değerlerimiz olsun. Bu bağlamda demografik, küresel değişimleri görsün ve bunlara cevap verebilelim. Müşteri beklentileri karşılanması konusunda da bize olumlu kazanım sağlasın. Tabii ki iş, yaşam, çevre ve sağlık dengesini olumlu kurmada bize destek sağlasın. Rekabetçi bir dünyadayız ve rekabetçi bir ekonomiyi başarı ile sürdürmede bize ihracatçılara destek sağlamalı. Üretkenlik, verimlilik, ekonomik ve toplumsal kazanç konusunda da bize Endüstri 5.0 gerekli desteği sağlamalı diye bekliyoruz. Olması gereken de bu.